Değerli meslektaşlarım, bugün dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz video sunumlarımıza, pandemi döneminde başlattığımız İstanbul Tapıdası'nın video sunumlarına hepiniz hoş geldiniz. Covid pandemisi, Covid-19 pandemisi hızını kesmekle birlikte can kayıplarına devam ediyor. Bu dönemde sağlık emekçilerini, meslektaşlarımızı yitirmeye devam ediyoruz ne yazık ki. Öncelikle ailelerine, meslektaşlarımıza başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Bugünkü sunumumuz diğerlerinden farklı olarak Covid pandemisi döneminde meslek örgütümüzü, İstanbul Tabip Odası'nın neler yaptığını tartışmaya dönük bir sunumla başlayacak. Yönetim kurulumuz adına Başkan Pınar Sahip sunumu gerçekleştirecek. Bu sunumun ana amacı aslında meslektaşlarımızın önerilerini ve katkılarını da bu sunumla birlikte almak, kolektif iş üretmeye dönük bir perspektifi açığa çıkarmayı hedefliyor. Pınar Hoca'nın sunumundan sonra bir küçük ara sonrası soru ve cevaplarınızı da birlikte cevaplamaya çalışacağız bu dönemde. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Pınar Hoca, buyurun. Değerli meslektaşlarım, sizleri yönetim kurulumuz, onur kurulumuz, delegelerimiz, temsilciler kurulumuz, denetleme kurulumuz adına selamlıyorum. Bu pandemi döneminde hep herkes gibi, tüm dünya gibi, ülkemizdeki bütün insanlar gibi, tüm sağlık çalışanları gibi bizler de İstanbul Tabip Odası yönetimi olarak zor bir süreçten geçtik. Yeni bir dönemden geçtik, alışmaya çalıştık, zorlukların üstesinden gelmeye çalıştık. Sizlerle mümkün olduğunca geniş iletişim ağları kurmaya çalıştık. Biz bu dönemi nasıl geçirdik, hep birlikte neler yaptık, bunları anlatmaya çalışacağım. Sunumumun sonunda da sizlerden gelen geri bildirimlerle bundan sonra bu süreci nasıl götürebiliriz, bunları değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikle İstanbul'da bugün itibariyle 14 meslektaşımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Son günlerde biraz daha sayılar arttı. Bu bizi derinden üzüyor ve yaralıyor. Gerçekten tüm ülkede 24'te yakın meslektaşımız, İstanbul'da da 14 meslektaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Biz aslında bu sürece nasıl girdik? 14 Mart'ımız haftamız vardı. Bu sürece hazırlanıyorduk. Bu dönemde sorunlarımızı dile getiriyorduk ve aynı zamanda plaket törenlerimizi, Taksim'deki anıt törenimizi yaptık. Ama birden Türkiye'de vakanın görülmesiyle birlikte bütün bu faaliyetlerimizi durdurarak kendimizi koronavirüsle mücadelede nasıl meslektaşlarımızla dayanışabiliriz bu konuya geçtik. İstanbul Tabip Odası 1929 yılında kurulmuş Türkiye'nin en eski kurumlarından biri, meslek odalarından ve bize yetki olarak ne verilmiş durumda 6023 sayılı kanuna göre? Biz hem meslektaşlarımıza, hem hastaya, hem de topluma karşı sorumluyuz. Bu bize verilmiş bir sorumluluk. Meslektaşlarımıza karşı dayanışma, mesleğin niteliğinin korunması, deontoloji ve etik, hastalarımıza karşı onların sağlığının tüm bileşenleriyle korunması, topluma karşı da sağlık hakkının korunması en önemli görevlerimizden ve sorumluluk alanlarımızdan. Pandemi ve salgında böyle bir durum aslında. Burada da hem meslektaşlarımıza, hem hastalarımıza, hem topluma karşı sorumluluklarımız var ve İstanbul Tabip Odası olarak ve ülke çapında da Türk Tabipler Birliği olarak, diğer şehirlerdeki meslek odaları olarak bu süreçte bize verilen sorumlulukları yerine getirmeye çalıştık. Sağlık dediğimiz zaman, bugün artık bunu bütün vatandaşlarımız da öğrendi, sağlığın belirleyenleri var. Yani sağlık gelir durumuna bağlı, sosyal dayanışma ağlarına bağlı, eğitim düzeyine bağlı, sosyal çevreye, fiziksel çevreye bağlı. Son dönemde salgınların 2008'den beri olan 6 büyük dünya çapındaki salgının hepsinin çok büyük mega kentlerde sanayinin
olduğu, yoğun yaşanan fabrikaların olduğu, hava kirliliklerinin olduğu büyük kentlerden başladığını görüyoruz. Yani sağlık ve sanayi ilişkisi ve salgın ilişkisi aslında çok birbirine içe giren kavramlar. Bunun dışında kişisel sağlık davranışları ve baş etme becerisi, bütün bunlar cinsiyet, kültür, bu son COVID-19'unun da gördüğünüz gibi sonuçta erkekleri daha fazla etkiliyor. Cinsiyetin de rolü var. Kültürün çok rolü var ve alışkanlıklarımızın rolü var. Bütün bunların içinde sağlık hizmetleri ne kadar yer tutuyor derseniz %20 etkili. Yani aslında esas olan korunmak ve temel sağlığımızı belirleyen unsurların sağlanmış olması. Wuhan da böyle bir kent, salgın oradan çıktı. Ülkemizin de Sağlık Bakanımızın söylediği gibi Wuhan'ı İstanbul ve İstanbul'da büyük bir sanayi kenti, gelir durumunun düşük olduğu, toplu yaşandığı ve büyük sanayi kuruluşlarının olduğu bir kent. Bu yüzden de salgınla ilgili sorunları en fazla İstanbul'da yaşadık. Sağlık sisteminin dönemlerine göz attığımız zaman İkinci Dünya Harbi sonrasında özellikle sosyal devlet anlayışının güçlü olduğu dönemlerde tüm dünyada sosyal devlet ve sağlığın hak olduğu düzenler kurulmuştu. Fakat küreselleşme ve neoliberal dönemle birlikte 1990'lar ve 2000'ler sonrasında ülkelerde sağlık sistemleri bir hak olmaktan çıkıp ticaretin bir nesnesi haline dönüştü ve devletler sağlığı bir hak olmaktan çıkarıp sosyal devlet vasıflarını yitirdiler. Ve bu son salgında bunu çok iyi görmekteyiz ki bu ne kadar ticarileşirse sağlık, ne kadar özelleşirse, ne kadar kamusal alanın dışına çıkarsa bu ülkelerin salgın gibi büyük toplumsal sorunlar yaratan süreci yönetmede başarısız kalıyorlar. Bunu hep birlikte izliyoruz. Ülkeler ne kadar sosyal devlet imkanlarıyla götürüyorlarsa o zaman daha başarılı bir şekilde sürdürüyorlar. Bizim de ülkemiz son 15 yıldır özellikle sağlıklı dönüşüm programı altında bu ticarileşme, özelleşme ve piyasalaşmaya doğru adımlar atıyordu. Hem Türk Tabipler Birliği'nin hem bütün ülkemizdeki demokrasi güçlerinin bütün savaşımı kamusal sağlık hizmetinin devamı ve sağlığın bir hak olduğu mücadelesiyle geçti. Ve bunun kamusal olarak hala varlığını sürdürmesi aslında bütün bu mücadelelere bağlı. Sonuçta yine de ülkemizde çok hızla büyüyen bir sağlık özel sektörü, kamuda bir işletmecilik anlayışı ve performansa dayalı çalışma ve ödeme biçimleri hakim. Özel sektörden de devlet sürekli iş alıyordu ve sonuçta şehir hastaneleri modeline geçtik ve bu bir kamu özel ortaklığıyla giden ve gitgide hastanın bir müşteri olarak görüldüğü bir sağlık sistemi anlayışına doğru gidiyoruz. Ama buna hep karşı çıkıldı. Kamusal bir hizmet olarak devam etmesi sağlık sistemimizin, bununla ilgili mücadelelerimizi yıllar içinde verdik ve ne kadar da haklı olduğumuzu bu son süreçte görüyoruz. Hastane sayısı artma oranlarına baktığımızda son 15-16 yılda özelin aslında en fazla artış gösterdiğini görüyoruz. Yatak sayıları da özellerde daha fazla artıyor. Hastaneye müracaat eden hastaların sayısı özellere doğru artmakta. Karmaşık ameliyatların ve prosedürlerin çoğu artık özel hastanelerde yapılır hale geldi. Acillere baktığımızda yılda 110 milyon ülke nüfusumuzdan fazla acillere başvurunun olduğu bir dönemi yaşadık. Ve günde 3 milyon yani sağlığın aşırı kışkırtılmasından dolayı aşırı bir poliklinik hizmeti veriliyor. Bu tabii ki döner sermaye ve performans sisteminin de katkılarıyla. Bunun dışında üniversite hastaneleri ve kamu hastaneleri de borçlu. Çünkü bir işletme olarak yönetiliyorlar. Fakat bu salgın döneminde gördük ki özel hastanelerin burada büyük bir katkısı olamıyor ve kamusal olarak bütün bunların desteklenmesi gerekiyor. Bu süreçte de özel hastanelerde ciddi gelir kayıpları ve zorlanmalar oldu.
Türkiye 1000 kişi başına düşen hekim, hemşire, hasta yatağı ve yoğun bakım yatağı sayısı açısından değerlendirildiğinde aslında Hollanda, İsveç, Fransa ve Almanya'ya göre hekim sayısı 1000 kişi başına düşük bir ülke. Hemşire sayısı da aslında ortalamanın altında gelişmiş ülkelere baktığımızda. Hemşire sayısı bir hekime düşen sayıya bakıldığında yine düşük seviyelerde devam ediyor. Hastane yatakları da çok fazla değil. Ama baktığımızda yoğun bakım yataklarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ve yoğun bakım yataklarımızın da %60'ının özel sektörde olduğunu görüyoruz. %40'ı kamuda. Ve bunlar da SGK geri ödemesinde. Yani ülkemizde yoğun bakım yatakları dünya ortalamasının çok üstünde. Ayrıca hekime başvuru sayısına baktığımızda da dünya ortalamasının, Avrupa ortalamasının çok üstünde bir hekime başvuru sayısı var. Günlük PCR pozitif hasta vaka sayılarına baktığımızda dalgalanmaları görüyoruz ama giderek azalan bir trend söz konusu ve günlük PCR pozitif vaka sayılarımız azalıyor. Bu güzel bir olay. Biz pandemiyi nasıl karşıladık? İlk olarak 27 Şubat'ta Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ile birlikte İstanbul Tabip Odası bir basın toplantısı düzenledi. Çünkü buradaki duruşumuz şöyle olmalıydı. Ne toplumu paniğe sevk etmek ne de rehavete bırakmak. Gerçekleri olduğu gibi kabul eder bir şekilde açıklamamız gerekiyordu. Gerçeklerden korkmayacağız. Bunları düzgün bir şekilde açıklamamız gerekiyordu. Ve bu o dönemde hastalığın nasıl olduğunu, nasıl bulaşabileceğini, ülkemizde nelere dikkat etmemiz gerektiğini açıklayıcı bir basın toplantısı yaptık. Daha sonra birinci basamak, özellikle salgın dönemlerinde en önemli hizmetin verildiği yerler. Bu nedenle aile hekimlerine yine 27 Şubat'ta koronavirüs salgınında yaklaşım konusunda bir eğitim çalışması yapıldı ve oldukça da yoğun ilgi gördü. Ama ülkemizde maalesef virüsün saptanması çok zaman aldı ve başlangıçta virüs var demek bile maalesef yasak gibiydi ve Emniyet Müdürlüğü'nün virüs görüldü sosyal medya paylaşımlarının bile kovuşturulduğu bir dönem görüyoruz. İlk başlarda özellikle Türk Tabipler Birliği bir duyuru yayınladı 9 Mart'ta. Biz yeni koronavirüs enfeksiyonunu teşhis edebiliyor muyuz? Çünkü bütün çevre ülkelerde virüs varken sadece Suriye'den sınırlarımızda virüs bildirilmemişti. Biz ülkemizde virüsü görmedik uzun bir zaman ve sadece merkezi olarak Ankara'da testler yapılıyordu. Ve bu nedenle yeterince test yapılmadığı için biraz bu süreyi de gecikilmiş olabilir. Ama hastanelere de başvuran yoğun bir hasta yoktu. Ama biraz başlangıçta test etmekte zorlanmış olabiliriz. Zaten ilk vakada, şu anda bize açıklanan vaka değil ama bir ordu komutanımızın, genelkurmay başkanımızın koronadan öldüğünü daha sonra bir gazeteci aracılığıyla öğrenmiş olduk. Koronavirüs saptandıktan sonra ülkemizde ilk işimiz hemen Türk Tabipler Birliği Sağlık Bakanı ile görüşme talep etti ve meslek odaları hep birlikte gidip Sağlık Bakanı ile görüştüler ve bu süreci ortaklaşa birlikte mücadele etmemiz gerektiği konusu kendisine iletildi. 17 Mart'ta biz İstanbul Sağlık Müdürü gittik ve kendisine ilk koordinasyon kurulu oluşturmasını ve bu süreçte bizim de İstanbul Tabip Odası olarak burada yer alacağımızı açıkladık. 28 Mart'ta
İstanbul Belediye Başkanı'nı ziyaret ettik ve birlikte neler yapabileceğimizi, ortak ne tür işler yapabileceğimizi konuştuk. İl Sağlık Müdürümüz her şeyin yolunda olduğunu, hazırlıkların tamam olduğunu, ilk koordinasyon kuruluna da maalesef İstanbul Tıp Odası'yla birlikte çalışmayacaklarını bize bildirdi. Ama her tür iletiye ve bizim ilettiğimiz sorunları, dile getirdiğimiz sorunları da dikkate değer bulduğunu ifade etti. Türk Tabipler Birliği'nin Sağlık Bakanlığı'na önerileri nelerdi? Bir kere ilk önce laboratuvar ve tanı merkezlerinin sayısının arttırılması gerektiği özellikle vurgulandı. Çünkü sayısı oldukça azdı ve az test yapılıyordu. Tedavide kullanılacak ve destek tedavideki sağlık çalışanlarını koruyacak olan kişisel koruyucu ekipmanlarının yeterli miktarda olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca tabii ki bizim için önemli olan sağlıkta şiddet yasasının bir an önce yasalaştırılması istendi ve acil polikliniklere başvuruların biraz önce bahsettiğim gibi 110 milyon yılda olan acil başvuruların bu salgın döneminde mutlaka azaltılması gerektiği, 3 milyona günde olan başvuruların polikliniklerde mutlaka azaltılması gerektiği, birinci basamağında güçlendirilerek seks zincirinin sağlanması ve polikliniklerde de mümkün olduğu kadar randevulu ve hastanelerin kalabalık olmasının ertelenmesi, zorunlu olmayan ameliyatların ertelenmesi ve temasların da mutlaka ayırt edilerek, izole edilerek normal hastalarla karşılaşmayacak bir hastane ortamının ayarlanması gerektiği konusunu Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Biz de İstanbul Tabip Odası olarak özellikle akciğer hastalıkları uzmanları, infeksiyon hastalıkları uzmanı, halk sağlık uzmanları, acil hekim uzmanları ile birlikte bir İTO Korona Danışma Kurulu oluşturduk ve 17 Mart'ta hızlıca toplanarak bu süreci nasıl götürebiliriz? Bunları detaylarıyla tartıştık. Bir kere önceliğimiz sağlık çalışanlarının korunmasıydı. Bu birinci öncelik ve önümüzdeki ilk iki haftanın çok kritik olduğunun farkındaydık. Ve bu tespitimiz çok doğru. Çünkü o ilk iki haftada bütün sağlık çalışanlarının çoğu ilk iki haftada hastalandılar ve ne yazık ki şu anda da bir hayatlarını kaybediyorlar. Tabipler Odaları ve İstanbul Tabip Odası olarak bizim görevimiz eksiklikleri dile getirme, uyarma ve önlem alınmasını sağlama görev ve sorumluluğumuz var. Tabii ki icra organı, sağlık müdürlükleri ve Sağlık Bakanlığı, bizim ama sahada yaşanan sorunları dile getirmek gibi bir görevimiz var. İl Koordinasyon Kurulu'nun mutlaka oluşturulmasını ve uzmanlık dernekleri ve meslek örgütleriyle birlikte bunun sendikalarla birlikte oluşturulması gerektiğini vurguladık. Uzmanlık dernekleriyle ortak hareket edilmesi, testlerin bir an önce yaygınlaştırılması ve özellikle korunmasız temas eden sağlık çalışanlarının bir an önce uzaklaştırılması, temaslıların uzaklaştırılması ve bütün sağlık çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman sağlanmasını önerdik. Sosyal ve özlük ekonomik hakların bütün topluma sağlanarak, tüm çalışanlara, sağlık çalışanlarına da sağlanarak korunması gerektiğini, veriler paylaşılırken özellikle illerin, ilçelerin açıklanmasını, test sonuçları ilk günlerde maalesef hekimlere hızlı bir şekilde iletilmiyordu. Yüksek şüpheli hasta şeklinde yazılı olmayan beyanlarla iletiliyordu. Ve bu dönemde aslında PCR'ı, yani testi negatif olan fakat tomografiyle ve klinik bulgularıyla COVID olduğu kesin olan vakaların tedavisi de bir an önce başlaması, izolasyonun yapılması gerekti. Fakat bu sürecin kabul edilmesi biraz zaman aldı. Hastanelerde aşırı yığılmaların ve gereksiz başvuruların azaltılması, elektif ameliyatların ertelenmesi, beslenme ve temizlik ihtiyaçlarının toplumun sağlanması, özellikle belediyeler tarafından sağlanması konusunda önerilerimizi yaptık.
Bu arada hemen bir koronavirüs bilgilendirmesiyle ilgili hem toplumu hem meslektaşlarımızı bilgilendirecek bir web sitesi oluşturduk. Bu web sitesinde hem sağlık çalışanları hem vatandaşlar için ilgili uzmanlık derneklerinin de katkılarıyla onların da sağlamış olduğu bilgileri de web sitemize alarak güzel bir web sitesi hazırlamaya çalıştık. Bunun dışında yaptığımız en önemli işlerden biri COVID-19 hekim iletişim hattının kurulmasıydı. Bu çok değerliydi çünkü hakikaten artık temasın da zor olduğu günler yaşanıyordu ve ilk 15-20 gün, 3 hafta oldukça karmaşık, kaosun olduğu bir süreçte hekim arkadaşlarımız bu hattı çok sık kullandılar ve sahada olan bütün sorunları bize ilettiler. Ve bu iletilen sorunların her birine ya telefonla arayarak geri döndük ya da direkt yazarak sorunlarına cevap verdik. Gerek ihtiyaçları olan dilekçe, hukuki destek vesaireyi sağlamaya çalıştık. İstanbul Büyükbelediye Başkanlığı'nın Bilimsel Danışma Kurulu'na da İstanbul Tabip Odası olarak bileşenlerinden biriyiz. 18 Mart'tan itibaren kuruldu. Burada hem belediye bünyesinden daireler var, hem de bunun dışında diş hekimleri odası, eczacı odası, veteriner hekimlik odası, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Toraks Derneği ve Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği var. Bunlar neler yaptı? Belediyeye önerilerde bulundular. Hem onların web sayfasının hazırlanması, hem sağlık çalışanlarına nasıl destek vereceklerini, temizlik alanında halkı bilgilendirmeye yönelik neler yapılabileceği, toplu taşımalardaki düzenlemeler ve şu anda da yeniden açılmaya yönelik önerileri veriyorlar. Bu Bilimsel Danışma Kurulu'nun da icraatları çeşitli yerlerde yer aldı, basında yer aldı ve çalışmalarına devam ediyorlar. Haftada iki gün toplanıp gerçekten İstanbul'un sağlıklı bir şekilde bu süreci yönetebilmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Salgının başlangıcında 31 Mart'ta ilk günlerinde, ilk ayında diyelim, DİSK, KESK, Türk Tabipler Birliği, Mimarlar Mühendisler Odalar Birliği 7 önlem paketi açıkladı ve bunu imzaya sundu. Buradaki esas birinci maddedeki en önemli şey toplumsal hareketliliğin kısıtlanmasıydı. Özellikle temel, zorunlu, acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerin salgın süresince acilen en azından 14 gün süreyle durdurulması, baştan bir baskılanmanın yapılması önerildi. Tabii ki küçük esnaf, işten çalışanlar ve ekonomik destekler sağlanmalı ve işsizler için de koşulsuz işsizlik maaşı ödenmesi. Üçüncüsü, bütün borçların ertelenmesi, sağlık hizmetlerine erişimin SGK'ya borcu olanlar, olmayanlar, özel sağlık kuruluşları, özel de çalışanların hepsinin sağlık hizmetlerine erişiminin parasız olması gerektiği vurgulandı. Bu sürecin şeffaf ve paylaşıma açık bir şekilde yürütülmesi ve bütün hem belediye çalışanlarının hem sağlık çalışanlarının mutlaka koruyucu ekipmanının sağlanması ve dezavantajlı kesimler dediğimiz tutuklu, hükümlüler, yoksullar, göçmenler ve bunlarla ilgili bunların da desteği sağlanmalı. Sağlıkla salgına mücadele bir seferberlik ve bütün kırılgan gruplarında, toplumda çalışan gruplarında hepsini birlikte kapsayacak bir şekilde yürütülmesi gerekiyordu. Korona günlerinde İstanbul Tabip Odası'nın özellikle yaptığı en önemli faaliyetlerden biri her döneme ve her çalışan hekim meslektaşlarımıza yönelik raporlar hazırlaması oldu. İlk raporu kamu hastaneleri için hazırladı. Daha sonra özel hastaneler, birinci basamak hizmetler, aile sağlığı merkezleri ve
ilçe sağlığı merkezleri, ayrıca iş sağlığı, işçi sağlığı, iş yeri hekimliği ne yönelik raporlar, öneriler ve alınması gereken tedbirler ve öneriler bu raporlarda vurgulandı. Bunun dışında toplam 7 rapor yayınladık. Ben ilk 4 tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci rapor kamu hastaneleri raporuydu. Buradaki tespitlerimiz, biz bu raporu 30 Mart'ta yayınladık. Tespitlerimizden en önemlisi PCR negatif hasta verileri, bölge ve il dağılımları açıklanmıyor ve bunların çok önemli olduğunu belirttik. Çünkü İstanbul'da gerçekten çok fazla birden bir hastanelerde aşırı bir hasta akışı oldu ve hasta sayısının 2000'in üzerine çıktığını duyurduk. Bunu Sağlık Bakanlığı bu verileri maalesef açıklamıyordu. Biz kendi kurduğumuz iletişim ağıyla meslektaşlarımızdan aldığımız geri bildirimlerle tek tek birebir hastane ziyaretlerimizle İstanbul'daki hasta sayısını, yoğun bakım hasta sayısını tabii ki birebir değil ama en az şu kadar diyerek açıkladık. Ve kamu hastanelerinin bu sürece maalesef ilk dönemde hazırlıksız yakalandıklarını, kişisel koruyucu ekipmanın eksik olduğunu ve bu konuyla ilgili bir sürü talebin bize tıp odasına geldiğini ve organizasyonun ciddi anlamda eksik olduğunu saptadık. Enfekte hekim ve sağlık çalışanı sayısını da bu raporumuzla birlikte açıkladık. 100'ün üstünde sağlık çalışanı enfekte olmuş durumdaydı. Pandemi planlarıyla ilgili maalesef bu 2,5 aylık dönem çok iyi kullanılmamıştı ve yeterli eğitim yapılmamış olduğunu sahada gördük. Covid'li hastalarla Covid dışı hastalar ilk dönemlerde biraz hastanelerde hızlıca ayırt edilmesi sağlanamadı ve ertelenebilir sağlık hizmetlerinin de halen devam ettiğini gördük. Covid dışı hastalar için ise bir düzenleme yapılmamıştı. Bu hastaların bu süreçte nasıl yönetileceği konusunda yeterli bir organizasyon yoktu. PCR testleri zaten yaygın yapılmıyordu. Üstelik geç çıkıyordu. Hekime de yazılı iletilmiyordu. Bu tespitleri yaptık 30 Mart itibariyle. Buna karşı neler önerdik? Önlemlerimiz neydi kurumlara? Testlerin yaygınlaştırılması, sağlık çalışanlarının sağlığının mutlaka korunması, kişisel koruyucu ekipman ihtiyacının bir an önce giderilmesi. Burada gerçekten sivil toplumun büyük desteğini gördük ve bir sürü insanlar seferber oldular ve hastanelere, üniversite hastanelerine olsun, Sağlık Bakanlığı hastanelerine olsun ihtiyaç olan yerlere ekipman gönderdiler. Aslında ekipmanın yokluğundan ziyade bir organizasyon sorunu vardı ilk 15 gün. Korunmasız temaslı bütün sağlık çalışanlara test yapılmasını, çalışanların, sağlık çalışanların konaklama ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, Başakşehir'deki hastanenin kamu özel ortaklığı modelinden vazgeçilerek açılması, pandemi planı eğitimlerinin, çünkü bütün İnfeksiyon uzmanları, akciğer hastalıkları uzmanları, tabii ki bunlar göğüs hastalıkları uzmanları konuya hakimler ama bu süreçte alan dışından bir sürü hekim de sürece katılmak zorunda kaldı ve onlarda ciddi bir panik yaşandı. Çalışma süresinin de maruziyetin virüste fazla olmaması için 12 saatle sınırlandırılmasını önerdik. Ve ilk pandemi kurullarında da bizlerin sağlık meslek kuruluşlarında yer almasını ve özellikle belediye ile sağlık müdürlüğünün ve valiliğin işbirliği yapmasını önerdik. İkinci raporumuzu 2 Nisan'da özel hastaneler üzerinde yayınladık ve burada hasta sayısının 1000'in üzerine çıktığını, yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayılarını verdik. Enfekte hekim sayısını, toplam çalışan sağlık çalışanı sayısının özel hastanelerde çalışanlarda da oldukça fazla olduğunu dile getirdik. Zaten bu sayıları verdikten sonra Sağlık Bakanlığı toplam zaten 1-2 kez verdi. İstanbul'da vakaların çok göründüğünü söyledi ve ayrıca sağlık çalışanları ile ilgili de rakamlar vermeye başladı. Sonuçta özel hastanelerin de bu süreçte
hazırlıksız yakalandığını görüyoruz. Onlarda da hala hastalardan, COVID şüphesiyle gelen hastalardan ücret alınmaya devam ettiğini, gelirlerinin azaldığını, hekimlerin hak edişle çalışan hekimlerin gelirlerinin azaldığını tespit ettik. Bu yüzden devletin buna müdahale etmesini ve oradaki çalışan hekim arkadaşlarımızın sorumluluğunu almalarını ve onların maddi ekonomik desteğini sağlamasını ve özellikle özel hastanelerinin kamusal bir alan haline getirilmesini önerdik. Esas birinci basamak tabii ki çok önemli. Birinci basamak bir salgında koruyucu hekimliğin olduğu, eğer bölgeye dayalı bir sistem kurmuşsanız, bölgeye dayalı sistemde bağlı olduğunuz hekimin bütün aileleri tek tek bildiği bir süreç olması gerekir. Ama maalesef ülkemizde birinci basamak hizmetleri ayrılmış durumda. Aile sağlığı merkezleri ile ilçe sağlığı merkezleri ayrılmış durumda ve salgının uzun bir süre sürecin yönetilmesi ikisinin işbirliğinin bir türlü yapılamadığını görüyoruz uzun bir süre. Aile hekimleri kendi hastalarını bile göremedi. Kendilerine bağlı olan hastaları bile bu süreçte, pandemi sürecinde hasta olan hastalarını görememiş oldular. İstanbul'da 4500 aile hekimi var ve özellikle çok zorluk çektiler. Sağlık Müdürlüğü kişisel ekipmanlarını cari giderden sağlamaları gerektiğini söyledi. Ama uzun süre biliyorsunuz zaten maske bile ciddi bir sorundu ülkemizde. Ve kişisel ekipman sağlamak, onların çalıştırıcılarına sağlaması, gelen hastalara maskelerin verilmesi, dezenfeksiyonun yapılması bunlar ciddi giderlerdi ve bunlar için maalesef bir destek gelmedi. Bunun dışında rutin işler 6 Nisan'da hala devam etmekteydi. Filyasyon hizmetleri ancak yapılmaya başlamıştı. Onlar da İSM'ler görevlendirildi. Daha sonra diş hekimleri bu sürece dahil edildi. Aile hekimleri de piyasadan kendi kişisel korunma ekipmanlarını temin etmeye çalıştılar. Ama ayrıca toplum büyük bir dayanışma göstererek tıp odası aracılığıyla da bazı ekipmanları dağıtmaya da çalıştık. Birinci basamaktaki sağlık hizmetinin toparlanması için önerilerimiz şunlar oldu. Aile sağlığı merkezleri ile ilçe sağlığı merkezlerinin ayrılmadan bölge tabanlı bir bütüncül hizmet olduğu bir sürece geçmemiz acilen gerektiğini vurguladık. Zaten şu anda bu birazcık yapılmış durumda. Birbirlerini sistem içinde görebilir hale geçtiler. Kişisel ekipmanların, koruyucu ekipmanların zamanında ve eksiksiz karşılanması gerektiğini, çalışmadıkları zaman özlük kaybına, ekonomik kayba uğramamaları gerektiğini, hastaların kayıtlı olduğu bilgilerinin Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimlerine verilmesi gerektiğini, hastaların, bebeklerin, gebelerin takibinin randevu verilerek yapılması gerektiğini, bazı işlerin, bazı salgın döneminde zor olacak işlerin, raporların, reçete tekrarlarının durdurulması gerektiğini önerdik ve Sağlık Bakanlığı'nın önermiş olduğu ücret artışından aile hekimlerinin de çalışanların da yararlanması gerektiğini vurguladık. Zaten bu konudaki ücret şeyi de çok biraz sıkıntılı oldu. Tüm hekimler arasında dengeli bir şekilde dağıtılmadı. Bir diğer konu. Aslında en önemli konulardan biri çünkü bu dönemde işçiler çalışmaya devam ettiler. Toplu taşımada gidip gelmeye devam ettiler. Sanayi çalıştı. Sonuçta belki orta sınıf evinde oturabildi, evden iş yapanlar oturabildi ama temel zorunlu gıda
bazen de zorunlu olmayan gıdaları üreten işçilerin çalışmış olduğunu görüyoruz. Ve bunların özellikle bunlara yönelik de iş yeri hekimlerinin bu sorunları tespit etmesi ve onlara yönelik tedbirler alması gerekiyor. Ama iş yeri hekimleri de tabii OSGB'ler aracılığıyla görev yapıyorlar ve iş yeri hekimleri sonuçta maaşlarını çalıştıkları iş yerinden alıyorlar. Burada gerekli tedbirlerin alınması, ortamın gerçekten bir salgına uygun hale getirilmesi pek gerçekleştirilemedi ve iş yeri hekimlerinin kendileri de maalesef çalıştıkları koşullar çok kötü olduğu için hastalandılar. Önerilerimiz neler? Bir kere öncelikle biz temel zorunlu acil işler dışında bütün çalışmanın en azından belli bir süre için durdurulması, işten çıkarmaların yasaklanması, riskli çalışanların, riskli olanların idari izinli olması, COVID açısından, salgın açısından riskli olan kişilerin, acil durum planlarının mutlaka iş yeri güvenliği kapsamında yapılması, hijyenin sağlanması konusunda, testlerin yaygınlaştırılması konusunda önerilerimizi yaptık. Türk Tabipler Birliği bu dönemde salgınlara yönelik etik kurulu görüşünü oluşturdu. Salgın yönetiminde özellikle ayrımcılık ve damgalamanın olmaması, bilgilerin gizliliğinin sağlanması, medyanın yanlış yönlendirilmesinin engellenmesi, sağlık hizmetlerinin dağıtımının çok dengeli bir şekilde olması, sağlık çalışanları arasındaki ilişkiler ve bilimsel araştırmalarla ilgili etik açıdan nelerin olması gerektiği konusundaki görüşlerini yazılı olarak açıkladı. Buna TTB'nin web sitesinden girebilirsiniz. Hekim sözü bu arada özellikle korona sayısı olarak çıktı. Bütün bu raporlarımızı orada yayınladık ve bu konuyla ilgili bilgilerin derlendiği bir dergi oldu. Dergimizin de PDF formatına web sitemizden erişebilirsiniz. Bu dönemde önemli tartışma konularından biri de COVID hastalığının iş yerinde COVID hastalığına bulaş olduğu zaman bunun bir iş kazası mı, meslek hastalığı mı olduğunun ve bunların nasıl bildirimi gerektiği konuları önem kazandı. Özellikle sağlık çalışanları açısından bunun bir meslek hastalığı ve iş kazası olduğunu, bu konuda bildirimlerin nasıl yapılacağını, bu konuyla ilgili hastanelerde bildirimlerin nasıl yapılması gerektiği konusunda bir rehber hazırladık. Bunun bir meslek hastalığı olduğuna dair yazımızı da tüm başhekimlere gönderdik. Bu sonuçta bir işe bağlı hastalıktır, hasta bakmak sırasında siz eğer COVID bulaşı olduysanız bu bir meslek hastalığıdır. Ve bu SGK'nın yayınlamış olduğu bir bildirge vardı. Bunun iş kazası olarak bildirme yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Zaten Türk Tabipler Birliği de buna karşı bir dava açacak. Bu dönemde sahadaki sorunları anlayabilmek, daha iyi bilebilmek için anketler düzenlemeye çalıştık. Özellikle kişisel koruyucu ekipman sıkıntısının çok fazla olduğunu başlarda gördük. %50'den fazla yaptığımız 1820 sağlık çalışanının yanıtladığı çalışmada özellikle önlük formanın %52, maskenin %60, önlük tulumun %71 oranında eksik olduğunu bildirdiler. Bu anket iki kez yapıldı. Hem 20 Mart'ta hem 23 Mart'ta ve toplam 3500'e varan değerlendirmesi oldu. Bunu sağlık çalışanları da yanıtladılar. Ve genel olarak sahada yapılan eğitimlerin yeterli olmadığını bildirenler %45-%50 civarında. Şemalar ve eğitim materyaliyle ilgili bilgilendirmelerin olmadığı yine %45'in üstünde olmadığını bildirdi. Çalıştığı kurumlarda triyaj mekanizmasının olmadığını ve salgından nasıl korunacağı konusundaki eğitimlerin verilmediğini bildiren epey bir sağlık çalışanı oldu.
özellikle kronik hastalıkların çalışmama hakkını kullanamama konusunda ne tür sorunlar yaşadığını, COVID salgını sonrasında fazla mesai yapanların olup olmadığını, bu COVID salgınının kaygıya ve korkuya neden olup olmadığı bu anketlerde araştırıldı ve biz de bu sayede sahanın durumunu öğrendik. Son zamanlarda pandeminin ikinci ayında biz de özellikle özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin durumunu öğrenmek için bir anket hazırladık ve bunu özel sağlık sektörüne, hastane, vakıf üniversitesi ve muayenehanede çalışan arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza ilettik ve 1700'e varan meslektaşımızdan cevap geldi. Ve bunların çoğunda işlem azalması nedeniyle %80'lere varan bir hak ediş azalması ve kesinti azalmasını saptamış olduk. Ve gelir azalmaları %50'nin üzerinde de %44 civarında gerçekleşmişti. Özellikle muayenehanede %50'nin üzerindeki gelir kaybının %88'lere varan oranda olduğunu görüyoruz. Bu beklenen bir durumdu. Sonuç olarak özel hastanede çalışan elektif girişimlerin azalması sonucunda bir takım gelir azalmalarının olduğu zaten beklenen bir durumdu. Bu nedenle bu gelir kayıplarının da kamu tarafından, devlet tarafından sağlanması ve özellikle hak ediş sistemini biz yıllardır yanlış olduğunu savunuyorduk. Ücretli ve hak edilen bir ücretin sağlanması, insan onuruna uygun bir hekimin standartlarını sağlayacak bir gelirin sağlanması gerektiğini düşünüyorduk. Burada da özellikle özel hastanelerde çalışanların yıllık izne ve ücretsiz izne çıkarılması konusunda da telkinler olduğunu gördük. Burada Türk Tabipler Birliği de Sağlık Bakanlığı'na yazı yazdı ve hekimlerin özel hastanelerde sağlık çalışanlarının da ücretsiz izne çıkarılmasının yasak olduğunu, bunu Sağlık Bakanlığı'nın da bir yazısıyla hekimlerimize iletmiş olduk. Özlük haklar konusunda oldukça fazla uğraş vermeye çalıştık bu dönemde. Özel sağlık kuruluşundaki hekimlerin, çalışanların ciddi sorunlarını dile getirmeye çalıştırdık. Ve Sağlık Bakanlığı da özel hastaneler sağlık personelini ücretsiz izne çıkaramaz konusunda bir cevap verdi yazımıza. Bu da sonuçta özel hastanede çalışan arkadaşlarımız açısından olumlu bir gelişme oldu. Şimdi kamu hastanelerindeki durumu tespit etmeye çalışıyoruz. Buradaki gelir durumunu, dengeli ve adaletli dağıtıldı mı, kişisel koruyucu ekipman sorunları hala devam ediyor mu, nöbetle, triyajla ilgili sorunlar, pandemiye hazırlık eğitimleri oldu mu, olmadı mı? Bu konuyla ilgili özellikle tanı kodunun, ölüm kodunun doğru girip girilmediği mi, bunu girerken sahada sorun yaşıyorlar mı? Yeniden açılmayla ilgili ne tür önlemler alınıyor? Bu önlemler alınırken sürece sağlık çalışanları katılıyor mu? Çünkü özellikle pandeminin ilk döneminde gördüğümüz en büyük sorunlardan biri de yöneticilerin sürece sağlık çalışanlarını katmaması oldu. Onların önerileri doğrultusunda hep birlikte sürecin üstesinden gelmek daha kolay olacaktı ama başlangıçtaki bu tür sıkıntılar oldu. Şimdi yeniden açılma döneminde yine MHRS randevuları verilmeye başlanıyor ve bunlar sıkı aralıklarla verilmeye başlandığı haberleri geldi. Ayrıca mesai uzaması haberleri de şikayet olarak tabip odamıza yansıtılmakta. Bunlar ciddi sorunlar. Yeniden açılma döneminde bu dönemi bir fırsat bilerek hastanelerin aslında gerçek normale dönmesi gerekmekte. Gerçekten ihtiyaçlı olanların hastaneye gelmesi ve geldiklerinde de kendilerine yeterli sürenin ayrıldığı bir döneme doğru geçiş yapmamız gerekiyor. Bu süreçte özellikle kurum ziyaretleri yapmaya çalıştık. Hastaneleri tek tek ziyaret ederek orada yaşanan sorunları, meslektaşlarımızın hatırını sorduk ve yerinde neler yaşandığını gördük.
Aile sağlığı merkezlerini de şey yaptık, ziyaret etmeye çalıştık. Oradaki yaşanan soruları anlamaya çalıştık. Bu dönemde web seminerler kullanmaya başladık. İlk seminerimizi Onur Hamzoğlu ile yaptık. Pandeminin epidemiolojik yaklaşımı ve tanı testlerinin değerlendirilmesi. Daha sonra Özgür Karcıoğlu bize acillerin durumunu anlattı. 13 Mayıs'ta da birinci basamak sağlık hizmetleri konusunda bir webinarımız oldu. Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı. Herkese %100'den dener sermaye vereceği konusunda bir açıklama yaptı. Ama bu açıklama sadece açıklama olarak kaldı. Hakikaten ücret dağılımında ciddi bir adaletsizlik olduğu ortaya çıktı. Zaten dolaştığımız hastanelerde de başhekimler de çok üzülüyordu bu duruma. Özellikle hemşireler bu dönemde çok ciddi bir yük taşımış durumdalar ve onlar maalesef bu ücret artışlarından, gelir artışlarından herhangi bir fayda sağlayamamış durumdalar. Ayrıca asistanlar arasında ciddi oranlarda farklılıklar var. Üniversite hastane çalışanları ve devlet hastanesi çalışanları arasında ve uzmanlık alanları arasında da farklılıklar oluştu. Burada iş barışının bozulmaması için aslında doğru olan maaşın katlarıyla verilmesiydi. Döner sermaye geliri şeklinde değil. Üniversiteleri de bunların direkt Sağlık Bakanlığı'ndan gelmemiş olduğunu görüyoruz. Zaten var olmayan döner sermaye de yeterince dağıtılamadı. Sonuçta biz TEP Odası olarak SES'le birlikte, Sağlık Emekçileri Sendikası ve Dev Sağlık İş'le birlikte DİSK'e bağlı adaletsiz ek ödemelerle ilgili hastanelerde birlikte sesimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Duyurulmasını sağlamak istiyoruz. Çünkü burada sağlık çalışanlarının da bu ek ödemelerden fayda sağlayabilmeli. Onlar çünkü bu süreçte gerçekten çok yoruldular. Asistanlar arasındaki eşitsizlik de giderilmeli. Covid-19 salgın sürecinde bizi en çok üzen şey kayıplarımız oldu. Hem Covid nedeniyle kayıplarımız oldu, hem Covid dışı nedenlerden kayıplarımız oldu. Çünkü bu dönemde aslında kronik hastalığı olanların da düzgün sağlık kontrolleri olmadı. Bu salgın dönemi geçtikten sonra gerçekten Covid hastası dışındaki insanların da, diğer kronik hastalıkları olanların da bu süreçte ne tür sorunlar yaşadılar, ne tür problemler yaşadılar, bunların ortaya çıkarılması gerekiyor. Birçok hekim, eczacı, diş hekimi, hemşire, tıbbi sekreter, sağlık teknisyeni, hizmet personeli, paramedik, güvenlik görevlisi kaybı oldu. En çok hekimleri kaybettik. İstanbul'da 14 hekimimizi kaybettik. Bunların bazıları çok değerli hocalarımızdı. Bir kısmı halen çalışıyordu, bir kısmı emekli olmuştu. Bunlara görevimizi yapmak, anmalar yapmaya, organize etmeye çalıştık. Hem Cemil Taşçıoğlu için, hem Feriha Öz hocamız için, Murat Dilmener hocamız için anmalar düzenledik. Yarın da bir başka arkadaşımız için, Uğur arkadaşımız için bir anma düzenleyeceğiz. Elimizden geldiğince çalıştıkları hastanelerde onları anmaya çalışıyoruz. Yavuz Kalaycı bir aile hekimiydi ve çocukları vardı. Onun da çocuklarına destek olmak için bir bağış kampanyası izni için valiliğe başvurduk. Valilikten gelen cevabı bekliyoruz. Gelir gelmez de tekrar bu kampanyayı hızlı bir şekilde başlatıp çocuklarına eğitim desteği vermeyi sağlayacağız. Ama bugünlerde kaybettiğimiz arkadaşlarımızın da çocukları olduğunu öğrendik. Onlara da desteklememiz gerekecek. Son ölen arkadaşlarımız oldukça genç yaştalar. Sonuçta 55-60 yaş arasındaki hekim arkadaşlarımızı da maalesef kaybediyoruz. Dayanışma tüm engellemelere rağmen sürdü toplumda. Çünkü bir sorunu dile getirmek, eksiğimiz var demek maalesef suç kabul edildi. Üniversitede
ihtiyaç varken, malzemeye, kişisel koruyucu ekipman eksikliği varken bu konuyla ilgili yapılan bağışlar rektörlükler tarafından engellenmeye çalıştı. Hastanelerde dengeli bir dağıtım olmadığı için başvuranlar oldu. Bu süreci de genellikle vermek isteyeni ihtiyacı olanla buluşturacak bir tarz işlemeye çalıştık. Bu dönemde bir yeni hastaneler yapımına başlandı. Aslında sonuçta iki Telli'deki şehir hastanesi açılacaktı büyük yataklı. Biz bunun kamu özel ortaklığı modelinden çıkarılıp tamamen kamuya devredilmesini ve bu süreçte de kullanılmasını önermiştik. Zaten açılmayı bekliyordu. Vaka sayıları sonuçta bizim şu anda hastanelerimizin kaldıramayacağı düzeye de gelmemişti ama Cumhurbaşkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı'nda ve Sancaktepe'de iki hastanenin açılacağı söylendi. Önce bunun bir Sahra Hastanesi olduğu söylendi. Daha sonra bu biner yataklı, tek katlı hastanelerin daha çok sağlık turizmi ve çok amaçlı yapılacağı bilgisi Sağlık Bakanı tarafından paylaşıldı. Ve havaalanında gerçekten çok değerli pistler yıkılarak yok edildi. Aslında Sahra Hastaneleri sonuçta oradaki var olan yerler kullanılarak yapılabilirdi. Ama amacın bu olmadığını sonradan anladık. Sonuçta bir korona fırsatçılığı gibi bir durum doğdu. Ve burada ihalenin de nasıl yapıldığını anlamadığımız bir hastane yapılmakta biner yataklı. Sonuçta konuşmamın başlangıcında bildirmiştim. Bizim hemşire sayımız, doktor sayımız aslında çok da fazla değil. Binaların yapılması ve aşırı derecede makinelerin alınması, yani yoğun bakım demek sadece makine demek değil, bir yoğun bakımı hemşiresi ve hekiminin yetişmesi gerçekten yıllar ve emek isteyen bir süreçtir. Beton binaların yapılması ve makinelerin alınması sadece süreci desteklemeye yetmez. Ve burada yapılacak olan sağlık turizmin adı altında Atatürk Havalimanı'nın ranta açılma altyapısının hazırlandığını düşünüyoruz. Ve bu konuda da Türk Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği ile ortak olarak bir basın duyurusu yayınladık. Ve özellikle çok daha ekonomik yapılabilecek bir Sahra Hastanesi yerine ülkemizin çok değerli arazilerinin kullanılarak orada kalıcı bir betonlaşma ile bir tek katlı binanın yapılmış olduğunu öğreniyoruz. Ve burada da milyar dolarlık havaalanı bir şekilde yok edilmiş durumda. Bunu da kamuoyuyla paylaştık. Yeniden açılma, normalleşme adımları hazır mıyız? Henüz biz şu anda vaka sayıları, test pozitif olmayanlar bilinmiyor ve şu anda bizim testimizin doğruluk oranında ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bu nedenle açılma konusunda ihtiyatlı davranmak durumundayız. Öncelikle daha küçük alanlardan başlayarak, önce açık alanlardan başlayarak kapalı alanlara doğru gidilebilir ve bu mutlaka epidemiyoloji biliminin gereklerine göre atılmalı. Yani kapalı büyük alanlardansa kapalı küçük alanlar ve daha açık havalardan başlanarak süreç izlenebilir diye düşünüyoruz. Ve bayram öncesinde bir bayramda kucaklaşma öneriliyordu ama bayramın sonrasına kalmasında olumlu bir adım. Ölüm bildirimlerine gelince biz Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği kodları, hem hastalık kodlarını hem ölüm kodlarını kullanmıyoruz. Buradaki grafiğe baktığınızda PCR pozitif olan hastalar ilk daha koyu renkte görünenler. Bir açık maviler sonuçta PCR'ı negatif ama kliniği pozitif olan hastalar. Diğeri de beyaz olan alan ise tamamen sonuçta bizim ulaşamadığımız hastaları göstermekte. Yani iceberg'in biz aslında
belki yarısını, üçte birini görüyoruz. Bu ölüm bildirimleri de Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri doğrultusundaki kodlarla yapılırsa, bu kodlar kullanılmaya başladığında ve bunlar da bizimle paylaşıldığında tabloyu daha iyi bir şekilde göreceğiz. Bu süreçte bilgilendirmeler de yaptık. Tedavilerle ilgili çok toplumda ve hekimler arasında kargaşa vardı. Bu yüzden özellikle immün plazmanın kimlere uygulanacağı, kimlerin bağışı olabileceği konusunda bir bilgilendirme yapmaya çalıştık. İş kazası meslek hastalığı rehberi yayınladık. Ayrıca başhekimliklere bilgilendirme ve önlemler konusunda yazılar yazdık. Meslektaşlarımıza dilekçe ve tutanak örnekleri, hukuk büromuz zaten desteklerini verdi. Maskeyi hepiniz takip etmişsinizdir. Hakikaten çok basit bir yöntemle SGK'dan bir geri ödeme sağlanarak devlet tarafından ödenmesi şeklinde bir kod verilerek SGK kapsamına, geri ödeme kapsamına alabilmiş olsalardı maskeleri başından itibaren çok rahat bu süreç atlatılabilecekti. Sağlıkta şiddet yasasının çıkması belki de bu dönemin en önemli kazanımlarından biri ama bunu sadece bu döneme bağlamamak gerekir. Yıllardan beri Türk Tabipler Birliği bu konuda büyük bir mücadele veriyor. Biz de zaten 15 Mart mitingini bu hedefle yapacaktık. Özellikle bu tasarının çıkması tam istediğimiz gibi çıkmamış olsa da hükmün açıklanmasının ertelenmesi devam ediyor ve cezalar istediğimiz kadar arttırılmadı ama yine bunun da çok büyük bir başarı olduğunu düşünüyoruz. Bunun çıkmış olmasının bir adım olduğunu düşünüyoruz. Ama tabii ki iş yerlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu'nun mutlaka uygulanması, muayene randevularının yeterli süre ayrılacak şekilde düzenlenmesi, acillerde sadece acillere hizmet verilmesi, birinci basamak hizmetlerin güçlendirilmesi, sağlıkta şiddeti önleyecek diğer faktörler. Bilimsel araştırmalara gelirsek, bilimsel araştırmalarda da ilginç gelişmeler yaşandı bu süreçte. Önce Sağlık Müdürlükleri eğitim hastanelerine bir yazı göndererek İstanbul Sağlık Müdürlüğü çalışmaların İl Sağlık Müdürlüğü iznine tabi tutulduğu söylendi. Daha sonra 28 Nisan'da tüm hastanelere, üniversite hastaneleri de dahil olmak üzere bir yazı gönderildi ve bütün araştırmalar bu konuda yapılacak, salgın döneminde yapılacak araştırmaların Sağlık Bakanlığı iznine bağlandığı söylendi. Ve bu tabii gerçekten bilimsel araştırmalar ve ülkemizin adını dünya çapında çok kötüye çıkarabilecek bir girişim bu. Ve bir an önce bu girişimden Sağlık Bakanlığı'nın vazgeçmesini istiyoruz. Çünkü bu sonuçta şaibe uyandırabilir ve yayınlarımızın gerçek değerini bulmasını engelleyebilir. Bu konuda uzmanlık dernekleriyle birlikte Türk Tabipler Birliği de bir açıklama yaptı. Son olarak New England Journal of Medicine'a bir biliyorsunuz yayın gönderildi. Ama meğersem bu yayın sanki yayınlanmış gibi sosyal medyada yer aldı. Fakat daha sonra yazar tarafından bunun sadece bir başvuru olduğunu ve zaten de Sağlık Bakanlığı'nın önerisi doğrultusunda da geri çektiklerini bildirdiler. Şimdi bir yeniden açılma süreci yaşıyoruz toplum olarak, hastaneler olarak. Elektif ameliyatlar, kontroller ertelenmişti. Bu süreç tekrar yeniden nasıl açılacak? Bununla ilgili bir Türk Tabipler Birliği ile ve uzmanlık dernekleriyle birlikte bir toplantı yaptık web üzerinden. YouTube kanalıyla da yayınlandı. Bütün elektif cerrahi konusunda ve diğer cerrahiler konusunda uzmanlık dernekleri çok güzel hazırlanmışlardı, önerilerini sundular. Şimdi bunların toparlanıp bir araya getirilmesi ve algoritmalar oluşturması gerekiyor. İkinci ayında Türk Tabipler Birliği bir yine basın toplantısıyla sürecin şeffaf yönetilmediğini açıkladı ve bu konudaki raporunu yayınladı. Bu raporda web sitesinde, Türk Tabipler Birliği'nin web sitesinde bulunmaktadır.
Tabii bu süreçte, yani bu iki ay içinde neler yaşamadık ki? Gündeme barolarla birlikte meslek odaları geldi ve birliklere yönelik hem seçim kanununu değiştirme hem de bir takım yetkilerini daha da kısma konusunda bir yasanın hazırlandığı söylentileri dolaşmaya başladı. Zaten Cumhurbaşkanı'nın söylemlerinin içinde de bu vardı. Biliyorsunuz sonuçta ülkemizi %51 oyla yönetilebiliyor. Oysa Tapüler Odası seçimlerinde, İstanbul Tapu Odası'nda mesela oylamaya katılanların %70'ini alan bir yönetim şu anda İstanbul Tapu Odası yönetiminde. Sonuçta ülkede bu şekilde bir yönetim varken odalarda nispi temsil sisteminin sağlanması ve hiç oy alamayacak olan kişilerin de yönetime girmesine neden olacak bir yasanın çıkmasını uygun görmüyoruz. Ve İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu ile birlikte bu konuda bir açıklama yaptık. Hem Baro, hem İstanbul İş Hekimleri Odası, Eczacı Odası, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler, Türk Mimarlar ve Mühendisler Odalar Birliği'nin İl Koordinasyonu ve Veteriner Hekimler Odası ile birlikte anayasa ve hukukun, insan haklarının, demokrasinin evrensel normlarına dayanarak antidemokratik uygulamalara karşı olduğumuzu belirttik. Sonuçta şöyle toparlamaya çalışacağım. Süreç başarılı yönetiliyor mu? Bir kere ilk tanı koyma süresinin uzun olduğunu düşünüyoruz. O Ocak ayında virüsün saptanmasıyla bizim ülkemize gelecek dönemdeki süreci de aslında tanı testlerinin oturtulmuş olması, hastanelerin bu konuya hazırlanmış olması gerekiyordu. Bunların yaygınlaştırılması gecikti. Sınır kapılarımızın kapanması gecikti. Halk sağlıkçılar ilk bilim kurulunda sadece bir kişiyle temsil ediliyordu. Daha sonra sürece dahil edildiler. Filyasyon çalışmaları da bu nedenle geç başlamış oldu. Ve başlangıçta bastırma stratejisinin uygulanmamış olması, hastalığın İstanbul'dan çıkışları engellenmediği için diğer şehirlere yayılması, işte umreden girişlerde veya diğer giriş çıkışlarda gerekli takiplerin, temas takiplerin yapılmaması bu dönemin çok çok başarılı olmadığını düşündürüyor bize başındaki sürecin. Ama daha sonra özellikle meslek örgütlerinin ve derneklerin sürece katılmaması önemliydi. Şeffaf yönetiliyor mu? Bir kere salgın stratejimiz henüz tam olarak açıklanmadı. Hangi bir stratejiyle yönetildiğimiz. Bilim kurulunun yetkilerini ve önerilerini bilmiyoruz. Demografik verileri, il ilçe detaylarını bilmiyoruz. PCR negatif hastaların ve ölümlerin sayısını tam olarak bilmiyoruz. Meslek odalarının ve birliklerinin sürece dahil edilmemesi, il pandemi kurullarında yer almaması, kırılgan grupların durumu, Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı kodların kullanılmaması, eksikleri ve yönetsel sorunları dile getirenler hakkında soruşturmalar açılmış olması ve sadece başarıların sergilenmesi, dayanışmanın bile gizli yapılır hale gelmesi, iyi giden ülke verilerinin hiç medyada yer almaması gibi şeyler süreçlerin şeffaf yönetildiği konusunda da bir takım soru işaretleri uyandırıyor. Sonuçta ülkemizin tabii ki artıları var bu süreçte. Ve bizim ülkemizin özellikle 1928'de kurulmuş olan Refik Saydam Hıfz Sıha Enstitüsü'nün kurulması ve aşıları üretir hale gelmesi, yıllardır vermiş olduğumuz kolerayla, sıtmayla, veremle ilgili, salgınlarla ilgili mücadele geleneğinin varlığı, bu çok önemli. Sosyal devlet, kamusal sağlık hizmetinin devam ediyor olmuş olması bu süreçte çok önemli. Köklü kurum ve üniversitelerinin varlığı, bunlar son 15 yılda kurulmadı. Bunlar yıllardır hizmet veriyorlar ve öğrenci yetiştiriyorlar. Sağlık çalışanlarının bilgisi, özverisi ve organizasyon kabiliyeti bu köklü kurum ve üniversitelerden yetişmelerine bağlı. Sağlık Bakanımız da bu
köklü kurumlarından birinden yetişmiş durumda. Onun da bu dönemdeki iletişim becerisi ve sakinliği artılarıydı. Ve sivil toplumun dayanışma geleneği, veren elin alan eli görmemesi geleneği, bunlar çok önemli. Nüfusumuzun genç olması, bilim kurulu üyelerimizin katkıları ve sonuçta sürecin yine de bilim kurulunun varlığı ve toplumda bu dönemde şarlatanların ve bilim dışı görüşlerin çok yer almamış olması, bunlar artıları ve hala tüm engellemelere rağmen sağlık sistemimizin kamusal niteliği bu mücadeledeki önemli artılarımız. Bundan sonrası için bu dönemden çıktığımızda birinci basamağın mutlaka güçlendirilmesi gerektiği dersini aldık. İlçe sağlığı merkezleri ve aile sağlığı merkezlerinin ayırımı kalkmalı, aile sağlığı merkezlerinin binalarının mutlaka desteklenmesi ve bölge tabanlı bir sisteme geçilmesi gerekiyor. Performans döner sermaye sisteminden vazgeçmek gerekiyor. Sağlığın kışkırtılmasını ve gereksiz tetkik ve tedaviye neden olduğu için ve iş barışını da bozduğu için düzenli, düzgün bir maaşın sağlık çalışanlarına verilmesi. İş yeri hekimlerinin mutlaka OSGB'lerden ve iş yeri patronlarından bağımsızlaştırılması gerekiyor. Hastalara yeterli sürenin ayrıldığı randevulu bir sisteme, sevk zincirinin kurulmasına ve köklük eğitim kurumlarının da korunması ve desteklenmesi gerektiğini de sağlık sistemimiz için, bundan sonrası için önerilerimiz arasında sayabiliriz. Teşekkür ederim. Ben burada konuşmama son veriyorum. Sizlerden gelen katkılar, sorular, öneriler doğrultusunda da konuyu, bazı konuları daha açabiliriz. Şu anda 5 dakika ara veriyoruz gelen soruları değerlendirmek için. Teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarım, sağlık çalışanı arkadaşlarımız, teşekkür ediyoruz Pınar Hoca'ya. İstanbul Tabip Odası ile ilgili sunum biraz uzadı ama oldukça konu birikmiş. O yüzden o kadar uzadı. Hocam, birçok soru var meslektaşlarımızdan. Teşekkürlerini ileten birçok meslektaşlarımız var Tabip Odası'na. Meslektaşlarımızdan birisi, İstanbul Tabip Odası olarak bu kentte yaşayan dezavantajlı kesimlerin, işte mavi beyaz yakalılar, azınlıklar, LGBT'liler, Kürtler, düzensiz göçmenler gibi COVID-19 salgınında nasıl etkilendiğini ve gruplara özgü hangi önlemlerin alınması gerektiğini bir rapor olarak hazırlamayı düşünür müsünüz demiş. Aslında güzel bir öneri bu. Gerçekten öneri sahibi arkadaşla birlikte değerlendirip, bizim özellikle insan hakları komisyonumuz da var. İstanbul'da yaşayan gerçekten bu kırılgan gruplara yönelik bir çalışma yapılabilir. Çünkü veriler tam net ve ayrıntılı olarak açıklanmadığı için bu konularla ilgili detaylara da hakim değiliz. Ama yapılabilir tabii böyle bir çalışma. Yine aynı meslektaşımızdan bir soru daha var. Bildiğiniz üzere Türk Toraks Derneği İstanbul'da bu dönemde yaşanan ölümlerin açıklanan resmi COVID-19 ölümleriyle açıklanamayacak kadar yüksek olduğunu açıkladı. Acaba Türk Toraks Derneği ile birlikte İstanbul'da yaşanan son 5 yılın ölüm verilerini belediye kaynaklı dataları da dahil ederek ele almayı düşünür müsünüz demişler. Tabii bu konuda belediyeyle görüşmek lazım, değerlendirilebilir. Evet. Yine bir katkı sunulmuş. Hastalık bildirimleri U07 acil durum kodu COVID-19 olarak yapılmaktadır. Hastanın PCR pozitifliği ve veya radyolojik vurguları olan tüm hastalar bu kodla bildirildi. IC kodlarında sorun olmadığını düşünüyorum demiş meslektaşımız. Bu meslektaşımız bu şekilde bildirdiyse çok iyi. Ama birçok yerde PCR negatif hastaların bu kodla girilmemesi konusunda girilmemesi gerektiği söyleniyor ve o şekilde bildirilmiyor. Şüpheli enfeksiyon şeklinde giriliyor. Yani COVID olarak girilmiyor. Yani COVID için verilmiş bir kod var ama PCR negatif olanlar bu kodla girilmiyorlar. Yine bir meslektaşımızın Sağlık Bakanlığı'nın elindeki verilerin nasıl toplandığını öğrenmek için TDB resmi başvuru yaptı mı?
eğer devlet sırrı değilse bu bilgilerin verilmediğinde kanuni yolla başvurulabilir mi diye çok haklı, iyi bir sorusu var. Şimdi zaten kişisel verilerin korunması başka bir şey. Zaten bu veriler anonimdir. Tabii ki halka bazı detaylı bilgi verilmeye gerek yoktur ama en azından meslek odalarının, ilgili uzmanlık derneklerinin şu andaki var olan verilere ulaşması gerekir. En azından dünyanın verdiği kadarının da kamuoyuna açıklanması gerekir. İl dağılımları, ilçe dağılımları, demografik bilgiler, yaş dağılımları, meslek dağılımları ve çalışan grubunda olup olmadıkları. Bunlar çok önemli bilgiler. Bunlara gerçekten ulaşmak lazım ve bunların da açık olması lazım. Yani ülkemizin bu süreci doğru ve iyi yönettiğinin de göstergesi olacaktır. Açık olmazsa bunu da zaten kanıtlamakta da zorlanılır. O yüzden bu veriler tabii istenebilir. Evet. Bir meslektaşımız, bir sağlık çalışan arkadaşımız Tuzla Devlet Hastanesi'nde zannediyorum çalışıyor. Sicil bilimince sağlık müdürü imzasıyla bir genelgenin yayınlandığını ifade etmiş. Engellerin idari izinlerinin devam ettiği belirtiliyor. Fakat işte Kartal'da, Lütfi Kırdar'da işte 15 Mayıs kadar uzatılmış demiş ama herhalde hatalı bir yazım olmuş olabilir. 15 Mayıs'ı geçtik. Tuzla Devlet'te 1 Haziran'da engellerin işbaşı yapması isteniyor demiş. Bu konuda ne yapabiliriz? Bu konuda bizim hukuk büromuzu arayabilirler. Ben şu anda tarihlere çok hakim değilim. Konuyla ilgili hukuk büromuzdan görüş alabilirler. Ne kadar uzatıldığı, daha sonrası için neler yapması gerektiği konusunda. Yani önemli bir soru var. Hastanelerde performans puanı kaygısıyla MHRS'e açılmaya çalışılıyor. 8 zinciri kurulmadan, koşullar değiştirilmeden normalle eskiye dönüş gibi hasta kabulü yol açıcı sorunlar için öngörünüz ve öneriniz nedir demiş. Bu gerçekten çok ciddi bir problem. Adım adım her meslek grubu için bile, bir kuaför, küçük bir kuaför için bile bütün detaylar düşünülürken, oraya randevulu gidilmesi, aynı anda birkaç kişinin bir yerde olmaması gibi tedbirler alınırken hastane gibi aslında bulaşıcılığın en fazla olabileceği ortamlarda ve bu hastalığın da %80'inin taşıyıcı olup belirti vermediğini de düşünürsek, yani sadece kapıdan öksürüğünüz var mı, ateşiniz var mı ayırt etmesi de yeterli olmayacağı için bu konuyu çok 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 dikkatli düşünmemiz gerekiyor. Her hastanenin kendi güvenlik kurulları, kalite kurulları, bunlar oturup durumu değerlendirmeli ve hastanede aynı sürede, aynı alanda hastaların bulunmamasını sağlayacak şekilde randevulu sisteme geçiş yapmaları lazım. Aslında hastaneye başvuran bir sürü hastanede gereksiz başvuruyordu aslında. Normal bir başvuru düzenimiz yoktu. Günde 3 milyon poliklinik demek aşırı bir başvuru var. Bütün bunların zaten bir şekilde seks zincirinin de belki kurularak azaltılması lazım ve randevuların en azından 20 dakikada bir olacak şekilde. Her hasta çıktıktan sonra hasta odasının havalandırılması ve dezenfeksiyonun bir şekilde yapılması, odaların mutlaka açık havaya bakar olması, koridorlarda hasta yayılmasının engellenmesi, yani her hastanenin mevcut koşuluna göre önlemlerinin oturulup hem idarecilerle hem güvenli çalışma komiteleriyle ve bütün kapıdaki güvenlik görevlisinden hemşiresine, sağlık çalışanına, bütün herkesin bir arada olabileceği bir ortamda değerlendirilip o hastane için en iyi formülün bulunması gerekiyor. Ve bunun için de bir kere mutlaka mantıklı sayıda hasta bakılması, giriş çıkışlarında ona göre olması gerekiyor. Bunun sağlanması elzem. Başka türlü tekrar hastaneler bulaştırıcılığı arttırabilir. Bu önemli bir soru. Evet, başka soru yok. Meslektaşlarımız teşekkür ediyorlar genel olarak. Tabii burada şey çok önemli. Yani biraz önce sorulan soruyla ilgili biz de aslında bir yakın dönemde bir raporu şeye sokacağız. Covid dönemi aslında
sadece sağlık hizmetlerinin bulaştırıcılık tartışmalarını değil, yani sağlık hizmeti alırken COVID benzeri enfeksiyonların bulaştırıcılığını değil, niteliğini de tartışmamızı yeniden başlatmamızı gerektiren bir dönem. Bu dönemde tabii biz performans sistemini de aslında meslek örgütleri olarak performansın yarattığı o niteliksiz sağlık hizmetini de tartışmaya yoğunluklu olarak açmaya başladık. Hani poliklinik hizmetleri, acil hizmetleri, birinci basamak meselesi, siz de açtığınız kamu hastanelerinin sağlık hizmet sunumundaki rolü gibi meseleleri hakikaten yoğunluklu olarak tartışmamız, o toplumcu hekimlik, toplumcu sağlıkçılık meselesini yeniden tartıştığımız dönemler, daha da yüksek tartışmalara ihtiyaç var gibi görünüyor. Evet, yani hakikaten sağlık sisteminin baştan aşağı belki daha iyi bir şekilde kurgulanmasına fırsat tanıyacak. Gerçeklere dönecek, gerçek sayılara döneceğiz ve daha nitelikli bir sağlık hizmetini kamucu anlayışla verilmesini sağlayacak diye düşünüyorum. Ben aynı zamanda hani sağlığın sosyal belirleyicileri dediğimizde işte çevre kirliliği, gereksiz tüketimler, belki hava kirliliği, bütün bunlara da aslında toplumun daha sağlıklı olabilmesinin koşullarının da yaratacağı bir ortam sağlayabilir. Teşekkür ediyoruz. Var mı? Sağ ol. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Değerli sağlık emekçileri, ben biraz önceki yaptığımız şeylere katkı olarak şunları söylemek istiyorum. Programın başında da ifade ettik. Meslektaşlarımız arasından can kayıpları ne yazık ki devam ediyor. Yarın genel cerrahi uzmanı Uğur Ertuğrul'u Avcılar Murat Köylük Devlet Hastanesi'nde anacağız. Saat 12.30'da. Bu bölgeye yakın meslektaşlarımızın bu anmaya katılmasını rica ediyoruz kendilerinden. Yine yarın önemli bir etkinlik var. Biraz önce de ifade ettik, performans sistemi, ek ödeme adaletsizliği tartışmalarını yoğunlukla sürdürüyoruz bu dönemde. Çeşitli hastanelerde temel ücret artışı talebimizi hem İstanbul Tabip Odası olarak hem İstanbul Diş Hekimleri Odası, Sağlık Emekçileri, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın İstanbul Şubeleri ve Devrimci Sağlık İş olarak çeşitli hastane etkinlikleriyle sürdürüyoruz. Yarın da bu etkinliklerden birisi olacak. Haseki'nin Sultan Gazi, Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nin Sultan Gazi yerleşkesinde saat 12.30'da bir etkinliğimiz olacak. Bu dönemi sürekli de vurguladığımız gibi dayanışarak kazanacağız. Bu dönem bizim aslında sağlık hizmetiyle ilgili bütün o çürümüş yanlarını tartışmaya açtığımız ve bu konular üzerinde çalıştığımız bir dönem olarak yürüyor. Performans sistemi gibi bütün sağlık alanını neredeyse zehirlemiş, sağlık çalışanları arasında iletişimi koparmış, sağlık çalışanlarını yalnızlaştırmış bir konuyu temel alıyoruz bu dönemde. Yine Pınar Hoca'nın ifade ettiği gibi sağlık hizmetinin nitelikli topluma, insana yaraşır şekilde sürdürmesiyle ilgili mücadelemizi de sürdüreceğiz, sürdürüyoruz. Meslek örgütleriyle meslektaşlarımızla dayanışarak bu dönemi atlatacağımızı düşünüyoruz. Yarın 12.30'da da yine Haseki Sultan Gazi yerleşkesine yakın olan meslektaşlarımızı da ben bu etkinliğe davet etmek istiyorum. Bir webinarı var. Birolog. Evet. Gelecek hafta Selim Batur Hoca ile birlikte COVID-19 dönemi, kendisi İstanbul Tıp Fakültesi'nde viroloji uzmanı olarak çalışıyor. Onunla birlikte COVID-19 virüsünü ve onun yol açtığı etkileri konuşacağız. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.